Selam arkadaşlar, nasılsınız bakalım? Evet, bugün Koç burçlarına bakıyoruz. Yükselen burcu Koç olanlar ve Güneş burcu Koç olanlar 1 Ekim ile 10 Ekim tarihleri, pardon arkadaşlar, 1 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında Koç burçları neler bekliyor? Hadi bakalım. Sevgili Koç burçları, yükselen burcu Koç olanlara gelsin. Nasılsınız? Hepiniz birlikte bakalım fincan falımız bize neler anlatıyor. Çok güzel. Evet sevgili Koç burçları, şu anda gördüğüm kadarıyla burada çok güzel bir haberleriniz var. Güzel haberler alacaksınız. Bakın güzel, mutlu olacağınız ve kalabalıklarla ilgili haberleriniz var. Mutlu olacağınız konularla ilgili konuşmalar olacak. Mutluluk enerjisi var. Mutluluk enerjisi sizinle sevgili koçlar. Gayet güzel bir durum bu. Buna bayıldım. Daha açar açmaz bu mutluluk enerjisini gördük. Sevgili koçlarımızla. Şimdi buraya baktığımızda biraz sıkıldığınız konular olmuş, sıkılmışsınız. Biraz kafanıza taktığınız konular var, darlanmışsınız. Nefes almakta zorlanıyorum demişsiniz. Ve şu anda da buna yaşıyorsunuz zaten. Ama bu sizin 2 gününüze ya da 3 gününüze alacak çok fazla bir darlanma görmüyorum. Sakinim. Demek ki buradaki tabakta gördüğümüz ferahlık konularında sizi rahatlatacaklar arkadaşlar. Olmaz dediğiniz noktalarda mucize olaylar yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Biliyorsunuz Rabbimin mucizeleri çoktur. O yüzden niyet edelim. Yaşadığınız konu neyse şu anki durumda kolaylıkla bunu aşmaya niyet ediyorum. Kolaylıkla Rabbim sen beni feraha ulaştır diyerekten cümleler kullanarak da kalbimizi ruhumuzu ferahlatabiliriz. Evet, sıkıldığınız konular, ağladığınız, gözyaşı döktüğünüz konular var. Burada gözyaşı yapmışsınız, canınız sıkılmış, çok darlanmışsınız. Ama güzel bir sürece giriyorsunuz. Geçmişten gelen özellikle şu uzun boylu bir insanı görüyorsunuz değil mi? Bu bir erkek. Sizin ruhunuzu daraltan, sizi sıkıntıya boğan bu kişi olabilir. Özellikle koçlarda, ilişki konularında arkadaşlar, koç burcunda sıkıntılı durumlar yaşayan koç burçları olabilir. Sizi üzen de uzun boylu bir insan, zayıf. Bakın görüyorsunuz. Böyle birininle ilgili sorun yaşıyorsunuz ama bunu olumluya çevirmeye niyet ediyoruz. Ne diyoruz? İlişki konusunda sorun yaşayan koçlar için ne diyoruz arkadaşlar? Gittiyse üzülmüyoruz. Diyoruz ki daha iyisinin, daha kaliteli bir kişinin hayatımıza girmesine niyet ediyoruz diyoruz. Ve unutmayın ki 1 Kasım'da yeni ay var biliyorsunuz. Güzel bir süreç, yeni oluşum, yeni başlangıçlar. Bu 10 günlük süreç içinde 1 ile 10 arasında bir yeni ay, yeni ayın büyüyen ay, bu fazlar vardır arkadaşlar astrolojik olarak da. Yenilenmek, yeniden başlamak, yeni oluşum. Demek ki koçların burada yeni bir başlangıçlara adım atması gerekiyor. Bunu düşünmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Evet koçlar, biraz evet ruhunuz Kasım'ın 8'ine kadar böyle darlanabilirsiniz, darlık yaşayabilirsiniz ama sonrasında ferahlayacaksınız. Küçük bir miktar parayla da ilgili bir sorununuz var ama nasıl öderim, nasıl yapabilirim dediğiniz bir konu. Bunu da çözüyorsunuz. Biraz gecikmeli çözeceksiniz ama çözeceksiniz sevgili koçlar. Biraz sanki harcamalara dikkat etmemiz gerekiyor sevgili koçlar. Arkadaşlar onun haricinde şimdilik bu fincan falımız 1 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında ama özellikle şunu söylemek istiyorum. 10 Kasım'dan itibaren koçların bazen kafaları karışacak, karışık duygular içinde olabilirsiniz. Özellikle 8 Kasım'dan sonraki süreç 12-13 Kasım'a kadar bir kafa karışıklığı görüyorum sizde. Bir kararsız olabilirsiniz, kafanız karışabilir. Ya ben nasıl yapacağım? Sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim dediğiniz bir noktaya yaşayabilirsiniz enerjisel olarak da. Bunu o anda karar veremiyorsanız biraz zamana bırakın. Zaman içinde konu size hangi yöne dönmeniz gerektiğini zaten anlatacaktır sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar arkadaşlar, onun haricindeki bakıyorum. Bir de özellikle bayan koçlar için şunu söylemek istiyorum. Yanınızda, yakınızda çok güvendiğiniz bir arkadaşınızla ilgili bir konudan, çok saçma sapan bir konudan dolayı arkadaşlar tartışma yaşayabilirsiniz. Bir tartışma süreci görüyorum. Bu biraz bunu konuyu abartabilirsiniz. Neden oldu, neden oldu? İşte ben bu kişiye çok değer vermiştim diyerekten kafanıza bir sürü nedenler dolaşabilir.
Bir erkekle ilgili aile büyüklerinizden biri olabilir, saçları kabarık ya da şapka kullanan biriyle ilgili olaraktan sıkıntılı haberler var aile içinde. Zaten şu fincanı açtığımda da ilk gördüğüm kişi bu kişiyle ilgili sıkıntılardı. Yine bu kişiyle ilgili sıkıntılar olacak arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili bir para konusu var. Aile fertlerinden bir erkek gibi de duruyor bu. Para, para, para. Bu abiniz, babanız, işte eşiniz olabilir. Bir bayanlar üzerine konuşuyorum bunu özellikle. Bir erkekle ilgili sıkıntılar var. Üzülmüşsünüz, üzülmeye devam edeceksiniz. İnşallah kolaylıkla çözersiniz diyeceğim ama biraz zamana ihtiyaç var arkadaşlar. Yani fincan falınız da bunu gösteriyor. Evet. Arkadaşlar şimdi tekrar tabağımıza dönelim bakalım. Tabağımızda bize neler anlatıyor? Tabağımızda da şöyle döktüğümüz zaman baktığımızda bakın sıkıntılar kayboldu gitti gördüğünüz gibi aile içi ferah aydınlık çıktı gayet güzel böyle dışarıdan seyreden insanlar var sizi bu ailenin içi nasıl oldu da böyle düzene girdi diyerekten takip edenler var herkese çok fazla güvenmeyin sevgili koçlar. Böyle bazen kendinizi iyi, bazen hasta hissettiğiniz zamanlarınız oluyor. Ama çok böyle aile içinizde iki kişi çok yakın duruyorlar. Bunlar size destekliyorlar. Sanki sorunlarınızı çözmediğinizde de bu kişiler size yardımcı olacaklar arkadaşlar. Şimdi niyetimizi tutacağız sevgili koçlar. Ne diyoruz? Kolektif enerjiye niyet ediyoruz arkadaşlar. Sizler de birlikte şu anda niyetinizi alın. Ben de kolektif enerjiye niyet ediyorum. Koç burçlarının dileklerinin olmasına niyet ediyorum diyorum. Ve niyetimi tuttuk. Dileğimizi tutuyoruz arkadaşlar. Hep birlikte kolektif enerjiye niyet ettik. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı ilerledi. Ama bir yerde sorun var. Bir problem var. Burada kaldı. Bu ne demektir? Bu dileğiniz neyse çok hızlı ilerleyecek ama bir noktadan sonra duracak anlamına geliyor. Bunun devamı olmayabilir. Çok ısrar etseniz de bir yerde bir pürüz var. Bir pürüzle karşılaşıyorsunuz. Bu engel neyse biraz canınızı sıkacak arkadaşlar sizin bu. Bir yerde bir ilişkiyle ilgili tuttuysanız noktalayacağınız, bilmediğiniz, görmediğiniz bir şeyi göreceksiniz, bileceksiniz, öğreneceksiniz ve noktalandıracaksınız. O anlama geliyor. Bununla ilgili bu dileğiniz hani daha sonra olmasını gerektiğiniz bir şey, istediğiniz bir şeyse daha sonrası için dilek tuttuysanız bununla ilgili çok iyi araştırma yapın. 40 kere düşünün 41'de karar verin deriz. Çok iyi araştırma yaparaktan bu yolculuğa katılın arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar koç burçları için söyleyeceklerimiz buradaydı. 1 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında bu kadardı. Ve bu kişilerin şu anda şuraya baktığımda gene tekrar gördüğümü söylemek istiyorum. Burada bir erkek, bir bayan, erkek, bir kişiyle ilgili genelde koçların bu 10 günlük süreç içinde hep böyle ilişki konusunda çok böyle ilişkilerle ilgili sorunlar olabilir ama sanki aile içindeki konular çok gün yüzüne gelecek, çok kafa karıştıracak onlar da aile içindeki konular. Bu flörtlerini, flört ettiğiniz kişiniz, eşiniz, yani partneriniz kimse sizin o anda bunu kenarda bırakacaksınız, unutacaksınız sanki böyle kenarda kalmış olacak. Unutulmaya yüz tutmuş partnerleriniz olacak. Arkadaşlar lütfen partnerlerimizi unutmayalım. Evet aile içi sorunlar olabilir, büyük sıkıntılar olabilir ama onlar da bizim bu hayattaki sevgi enerjimizi sağlıyorlar. Bunu unutmayın. Sevgi enerjimizi bir yerden almamız gerekiyor. Partnerlerimizi unutmadığımız bir 10 günlük süreç geçirmenize niyet ediyorum sevgili koçlar. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olduysanız olursanız sevinirim. Şu andaki yorumlarda olumlu olanları sevgili aldım kabul ettim diye yorumlara yazabilirsiniz. Olumlu olanları sevgili aldım kabul ettim diye yazdığınız zaman enerji aktifleşmiş olur. Olumsuz olanları olumsuz olarak iptal ediyorum diyebilirsiniz. Hepinize katkı olması dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.